Arkadaşlar merhaba. Meslek lisesinde veya üniversitede elektrik bölümü okuyan arkadaşlarımız otomatik kumanda diye bir ders görmüşlerdir. Bu derste uçlarına jaklar takılı kabloları kumanda deney setlerindeki elemanların bor vidalarına takıp çıkararak bazı kumanda devreleri yaptınız. Ama gerçek hayatta bir pono bağlantısı bu yapmış olduğunuz kumanda devrelerinden çok daha farklı olacaktır. Bu videoda sizlere pono bağlantıları hakkında kısa kısa bir takım bilgiler vermek istiyorum. İnşallah sizin için yararlı olur. İyi seyirler. Kumanda projelerinde eklerin hangi noktadan alınması gerektiği bilinmesi gerekir. Burada basit bir kumanda devresi görüyorsunuz. Motorun çalıştırılıp durdurulmasına ait ve bu devre birbirlerine seri ve bu seriliklere paralel girmiş devre elemanlarının oluşmakta. Belki biliyorsunuzdur ama tekrar bir hatırlayalım. Bu devre elemanlarımız nelermiş? Otomat sigortamız var. Termik rölemizin normalle kapalı 95-96 nolu kontağı var. Stop durdurma için kullandığımız bir adet 21-22 nolu normalle kapalı bir butonumuz var. Yine başlatma start için kullandığımız 13-14 nolu bir açık butonumuz var. Butonları elimizi çektiğimizde çalışmanın sürekliliğini sağlayabilmek için K1M'nin 13-14 nolu normalde açık kontağını burada mühürleme kontağı olarak kullanmışız ve en sonunda da K1M kontaktörünün A1 ve A2 nolu bobin uçları var. Kontaktörün bobin uçları var. Şimdi burada ek noktaları kumanda projelerini okumaya başlayanlar için veya yapmaya başlayanlar için sıkıntılı bir husustur. Dikkat edecek olursanız burada K1M kontaktörünün 13 nolu ucuna gelen bir kablo var ve bu kablo bir yerden ek alınmış. Aslında burası bir ek değil. Bu bir klemense yapılmış olan bağlantı. Bu bağlantı stop butonunun 22 nolu klemensine de yapılmış olabilir. S1 butonunun 13 nolu klemensine de yapılmış olabilir. Burada bağlantı noktası olarak gösterilmiş. Fakat bu ya S0 butonunun 22'sinden veya S1 butonunun 13'ünden alınmış bir uçtur aslında. Yine aynı eki burada K1M'nin 14 nolu kontağına gelen kabloda görmektesiniz. Peki bu S1 butonunun 14 nolu klemensinden mi çıkmış? Veya K1M kontaktörünün A1 bobin ucundan mı çıkmış? Bu tamamen şu anda bir belirsizliktir. Bu demin de söylediğim gibi projeyi yapan ustanın veya kişinin tecrübesine, ustalığına bırakılmış bir olaydır. Şimdi proje çizimlerinde bu şekilde ek noktaları gösterilir. Fakat bu çizimlerin daha rahat anlaşılması için eklerin hangi noktadan alındığının daha net anlaşılabilmesi için ben normalde olmayan bir çizim yaptım ve bağlantı noktalarını, klemense giriş çıkış noktalarını kırık çizgilerle gösterdim. Dikkat edecek olursanız burada S1 butonunun giriş ve çıkışlarındaki ekleri S1 butonunun klemenslerine doğru çizdim. Bunun anlamı şu: S1 butonunun 13 ile K1M'nin kontaktörünün 13 nolu kontağı veya S1 butonunun 14 nolu ucuyla K1M kontaktörünün 14 nolu klemensi kontak ucu birbirlerine bağlantı yapılmıştır. Buradaki kırık çizginin anlamı bu. Normalde kontaktörün A1, A2 bobin uçları ve mühürlemek için kullandığımız start butonunu K1M'nin 13-14 nolu kontakları kontaktör gövdesinin üzerindedir. Her ne kadar biz mühürleme kontağını S1 butonunun 13-14'üne paralel yukarıda çizmiş olsak da aslında bunlar aynı gövde üzerindeki bağlantı noktalarıdır. Şeklin biraz daha gerçekçi olabilmesi için projenin buradaki mühürleme kontağını ben kontaktörün yanına çizdim. Panolarda butonlar genellikle pano kapağının üzerindedir. Kontaktörler ise pano içerisindeki montaj plakasının üzerindedir. Şimdi bu şekilde düşündüğümüzde pano kapağına butonlarımızı S0 ve S1 butonlarımızı koyuyoruz. Geri kalan kumanda elemanlarımız montaj plakasının üzerinde. Böyle bir bağlantı yaptığımızda 1, 2, 3, 4 tane kablo montaj plakasından pano kapağına taşınmak zorundadır. Hareketli yerlerin geçişlerinde, ki bu pano kapağı açılıp kapanmaktadır, kablo sayısının artması bize bir dezavantaj teşkil eder. Şimdi dikkat edecek olursanız, yine önceki şekle döndük. Dikkat edecek olursanız
kırmızı hat, şurada kırmızı ile gösterilmiş hat, elektriksel olarak, potansiyel olarak aynı özelliğe sahip hattır. Yani bu kablo veya şu kablo elektriksel olarak aynı gerilimdedir. Aynı kablodur. Aynı enerji hattı üzerindedir. Bu kabloyu ben veya şöyle söyleyelim, K1M kontaktörünün 14 nolu kontağına gelen bu kabloyu ben S1 butonunun 14'ünden de alabilirim. Şekilimizde böyle göstermiştik. Veya K1M kontaktörünün A1'inden de alabilirim. İkisi de doğrudur. Çünkü ikisinde de aynı kablodan bahsediyoruz. Aynı enerji hattından bahsediyoruz. Şimdi az önce o S1'in 14'ünden aldığımız kabloyu şimdi K1M kontaktörünün A1'inden aldık. Yine pano üzerinde gösterdiğimizde pano kapağındaki butonlarımızı gösterdik. Bu sefer bağlantıyı ne yaptık? S1'in 14'ünden değil de K1M'nin A1'inden aldık. Bu da benim montaj plakamdı. Diğer kumanda elemanlarının olduğu. Bu sefer sayacak olursanız 3 adet kabloyu ben ne yaptım? Montaj plakasından pano kapağına taşıdım. Dikkat edecek olursanız 1 adet kablo burada azaldı. Bu bana ne sağlayacak? Kablo sayısındaki azalma, işçilik süresini kısalma ve maliyet düşüklüğü sağlayacak. Az önce de söylediğimiz gibi hazır S1 butonunun 14'ünden K1M'ye gelen bir kablo varken, bakın şu kablo, S1 butonunun 14'ünden K1M'nin A1'ine gelen bu kablo varken, tekrar aynı kontaktörün gövdesi üzerinden, yani K1M'nin 14 nolu klemensinden S1 butonunun 14'üne tekrar bir kablo çekmek gereksizdir. Çünkü demin de dediğim gibi iki kablo da kontaktör gövdesi üzerine gelmektedir. Ve tek kablo aynı enerji hattını taşıyacağı için ekin veya bağlantının S1'in 14'ünden alınması yerine K1M'nin A1'inden alınması daha da mantıklıdır. Kablolar nasıl numaralandırılır? İsterseniz bunun üzerinde biraz da duralım. Panonun ilk montajını yaparken veya işletmeye aldınız, panoda daha sonra arızalar oluştu, devre takibi yapmak zorundasınız. Kablonun hangi elemanları, hangi kontaklara gittiğinin bilinmesi veya arıza takibi yapılırken kablonun nereden çıkıp nereye gittiğinin bilinmesi önemlidir. Bu nedenle kablolar isimlendirilir. Kablo isimlendirmeleri kablolara ve klemenslere yapılır. Bunlarda çeşitli teknikler vardır. Bunların detayına girmeyeceğim ama görmeniz açısından birer tane resim koydum bunlara. Bunların her biri kabloya isim verme, numara verme teknikleridir. Bunlar bir etikete basılır. Bu etiket çeşitli printerlarda basılırlar. Şimdi kablolara numara verirken birkaç tane yöntem kullanılır. Bunlardan bir tanesi sayfa numarasıyla kabloya isim vermedir. Kablonun her iki ucundan, yani kablonun bir yerden çıkıp başka bir yere giren her iki ucuna da isim verilir. Burada sayfa numarasıyla isim verilebilir. Bu devre parçasını büyüttüğümüzde, şu hale getirdiğimizde bu birinci sayfanın dördüncü kablosudur. Bu birinci sayfanın beşinci kablosudur. Bu birinci sayfanın altıncı kablosudur. Sayfa numarası ile verilen isimlendirmede sıkıntı, örneğin birinci sayfada başlayan bir kablo proje üstünde, ki bunlar A4 kağıtlarına basılır, altıncı, yedinci sayfalara gidebilir. Burada belki bir karışıklık oluşabilir. Ama olumsuz yönde projeyi etkileyecek bir durum değildir. Sıralı numara verilebilir. Birinci sayfadan başlarlar. 1, 2, 3, 4. Proje nereye kadar gidiyorsa sıralı olarak numara verilebilir. Dikkat edecek olursanız 4, 5, 6 nolu isimler kabloya verilmiş. Kablonun demin de dediğim gibi her iki başında da bu kablo numarası verilir. Bir diğer yöntem ise kablonun bağlı olduğu klemenslere göre kablo başlarına isim verilir. Örneğin şu kablo parçasını düşünecek olursanız, bunun çıktığı yer ne? K1M'nin 14'ü. Buraya verilen isim K1M'nin 14'ü. Girdiği nokta ise K1M'nin A1'i. O nedenle K1M'nin A1'inde
kablonun diğer ucuna isim olarak verilebilir. Burada projelendirme sırasında veya arızada kablo ucu çıktığı zaman nereden çıktığını net olarak görebilirsiniz ve götürüp oraya takabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yoktur. Ama bu isimlendirmede kablo takibi yapamazsınız. Elinizde çizilmiş proje olmadığı sürece kablo takibi yapamazsınız. Neden? Burada kablonun ismi K1M14 ama nereye gittiğini bilmediğimiz için ve orada hangi ismi aldığını bilmediğimiz için bu kablo takibini yapamayız. Ama daha önceki gibi, örneğin sıralı isim olsaydı kablonun her iki başında da buradan 5, 14'ten çıkıyorsa 5'i gördüğümüz yerler, kablo üstlerinde numaralandırmada 5'i gördüğümüz yerler bu kablonun gidebileceği yerler demekti. Şimdi numaralandırmada her kabloya ayrı numara verebilirsiniz, her hatta ayrı numara verebilirsiniz. Örneğin burada S1 butonunun 14'ünden K1M'nin 63'üne giden kabloya 37, K1M'nin 63'ünden çıkıp K1M'nin 54'üne giden kabloya 41, K1M'nin 54'ünden çıkıp K3M'nin 53'üne giden kabloya 43 ve K1M'nin 53'ünden çıkıp hangi elemana gidiyorsa o elemana giden kabloya 44 nolu isim verebilirsiniz. Burada her kabloya ayrı ayrı numara verilmiştir. Bunu her hatta her elektrik potansiyeli aynı olan elektrik potansiyeli aynı olan her hat içinde tek numara vererek yapabiliriz. Örneğin burada S1'in 14'ü ile K1M'nin 63 arasındaki kabloya 30. Aynı enerji seviyesinde aynı hatta olduğu için K1M'nin 63'ünden çıkıp K1M'nin 54'üne giden kabloya 30. K1M'nin 54'ünden çıkıp K3M'nin 53'üne giden kabloya 30 ve buradan çıkan kabloya da 30 diyebiliriz. Dikkat edecek olursanız aynı enerji seviyesine aynı potansiyele sahip bir nokta olduğu için bütün kablolara aynı isim verilebilir. Tek tek isimlendirdiğinizde avantaj şudur. Kablonun nereden çıkıp hangi elemanın hangi klemensine gittiğini net olarak görebilirsiniz. Ama burada öyle değildir. Burada K1M'nin 54'ünden çıkan 30 nolu kablo 1, 2, 3 veya bunun gittiği yerde düşünürseniz 4 farklı olasılıkla bir yere gitmiş olabilir. Ha, kablonun aslında nereye gittiği çok önemli değil. O hatta enerji olup olmadığı benim için önemli. Arızayı bulmada da çünkü öyledir. K1M'nin 54'ünün 53'e gidip gitmemesinden ziyade K1M'nin 54'ünün çıkışında şu hatta enerjinin olup olmaması önemlidir. Enerji takibiyle arıza bulmada da bu yöntem kullanılır. Bu önemli diyorsanız bu da kullanabileceğiniz bir diğer kablo numarası verme yöntemi. İsterseniz kablo numaralandırmaları projede ve gerçekte nasıl veriliyor? Burada ona bakalım. Başta da söylediğimiz gibi klemenslerin buton klemensi, genellikle kontaktör veya varsa zaman rölesi gibi elemanların klemenslerinde ortada bir sıkma vidası vardır. Bu sıkma vidası sağına soluna siz yüzüklü kabloyu ne yapabilirsiniz? Sokabilirsiniz. O nedenle mümkün olduğunca 2'yi geçirmeden ek bağlantıları kumanda devre elemanlarının üzerinde yapılır. Ya, bağlantı 2'yi geçerse ne olur? Ya bir sıra klemens konur veya bir ray klemens konur panu içerisinde bir yere. Veya çipli kabloların bağlandığı yüzükler vardır. Yani iki tane kabloyu bağlayabildiğiniz geniş yüzükler vardır. O şekilde yüzük ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Kablolardan sonra klemenslerin numaralandırmasından bahsedelim. Devrede klemenslere numara verilir ve bu klemenslere verilen numaralar enerji seviyeleri, yaptıkları iş gibi çeşitli kategorilere ayrılabilir. Örneğin bir devrede 220 volt varsa 220 voltun klemensi ayrıdır. İşte zayıf akım varsa 24 volt DC varsa ayrıdır veya motor klemensleri ayrıdır şeklinde farklı farklı isimlendirilebilir. Bu devre takibini arıza bulmayı benim için kolaylaştıracaktır. Genellikle X harfi kullanılır. Klemenslere genellikle X harfi verilir. Bu klemenslerin grup ismidir. X1, X2 neyse. Bu klemens grubunun başında ve sonunda klemens durdurucusu vardır. Bunlar
Herhangi bir elektriksel iş yapmazlar. Sadece klemensin sağ sola kaymasını engellerler. Ha bir de bu klemenslerin tek tarafları açık olduğu için el veya işte güvenlik açısından el dokunmasın veya güvenlik açısından yalıtımı ne yapabilirler? Sağlayabilirler. Daha sonra grup içerisinde klemensler yine 1, 2, 3, 4 diye isim alırlar. Burada S2 klemensinin 1'i, S2'nin 2'si, S2'nin 3'ü şeklinde. Bu isimlendirmenin daha net anlaşılabilmesi için bu güç devresi üzerine isterseniz bir de inceleyelim. İki yine kırmızı halka içerisinde aldığımız yerleri yanda büyüttük. X1 klemensini ben burada motora ana enerjiyi verdiğim klemens olarak kullanmışız. X1'in 1'i, 2'si, 3'ü. X2 klemens grubunu ise motora giden uçlar olarak ne yapmışım? Kullanmışım burada da. Kablo bağlantılarının yapılma sırasında sıralı bağlantı ve kestirme bağlantı gibi iki farklı teknikten bahsedebiliriz. Bunun net anlaşılabilmesi için asenkron motorun ileri geri çalıştırılmasına ait bir kumanda devresinde kontaktörlerin fiziksel olarak tekrar bir göz önüne getirilmesinde fayda var. Dikkat edecek olursanız kontaktörlerin tek sayılı kontakları, tek numaralı kontakları kontaktörlerin üst kısmında, çift numaralı kontaklar ise kontaktörün aşağı kısmında bulunmakta. Kumanda devresinde sıralı bağlantıyı yaptığımızda burada nedir? Küçük numaralı klemens giriştir, büyük numaralı klemens çıkıştır ve daha sonraki klemensi yine küçük numarasına girer. Bundan kastım nedir? Örneğin şurada daha net görebiliriz. K1M'nin 31'ine girmişiz. K1M'nin 32'sinden çıktıktan sonra sıralı olarak K2M'nin 31'ine girmiş. 38'inden çıktıktan sonra da göz lambasının klemensine gitmişizdir. Yine benzer şekilde K1M'nin 22'sinden çıktıktan sonra K1M kontaktörünün A1'ine gitmişizdir. Bu sıralı bağlantıdır. Sıralı bağlantıyı yaptığımız zaman şu devre parçasına ait sıralı bağlantıyı yaptığımız zaman kablolar bu şekilde bağlanacaktır. Dikkat edecek olursanız burada sıkıntımız şu. Burada 14 nolu klemense gelen kablo dikkat edecek olursanız kontaktörlerin etrafını dolaşmıştır. Buradan kontaktörlerin etrafını dolaşmıştır. Burada iki tane kontaktörü yan yana görüyorsunuz ama normalde panolarda belki 7-8 tane kontaktör yan yana olabilir. K2M'nin en sağdaki veya ortadaki bir kontaktör olduğunu düşünürseniz bu kablo kanalları içerisinden kablolamanın yapıldığında bütün kontaktörlerin etrafında dolaşarak üst tarafa gelmesi gerekir. Bu sıralı bağlantıdaki kabloların durumu. Kestirme bağlantıda ise kontakların altta veya üstte olmasına dikkat edilir. Bundan kastım ne? Eğer bir elemandan çıktıysak yine bu devrede gösterelim. Bir elemandan çıktıysak ve diğer elemana gireceksek o elemanın en yakın klemensi kullanılır. Bunu ne demek istiyorum? K1M'nin 31'inden girmişiz. K1M'nin 32'sinden çıkmışız. K1M'nin 32'si nerede? Kontaktörün alt kısmında. K2M'nin normalde kapalı olan 31-32 nolu kontaklarının K1M'nin çıktığım 32 kontaktörün alt kısmında olduğu için ve kontaktörlerin etrafını dolanmamak için, kabloyu dolaştırmamak için K2M'nin 32 nolu ucuna bu çıkış altta yine K2M'nin 32 aşağıdaki klemensine giriş yapmışım. 31'den çıktıktan sonra lambaya gitmişim. Bu neyi sağladı bana? 31'den girip 32'den çıktıktan sonra K2M'nin 31'ine gitmek için kontaktörlerin etrafını dolaşmam gerekiyordu. Fakat 232 kontaktörlerin aşağı kısmında olduğu için bu dolaşmayı yapmadım. Yine bu kestirme bağlantıyı yaptığımızda ise kabloların durumunu, bağlantı durumunu görmektesiniz. Burada kabloların etrafını dolaşan, düzeltiyorum. Burada kontaktörlerin etrafını dolaşan kablo sayısı oldukça az. Sıralı bağlantıda parçalara bakacak olursanız K1M'nin 14'ünden çıkmışım. K2M'nin 21'ine girmişim. K1M'nin 14'ü aşağıda kontaktörün altında. K2M'nin 21'i kontaktörün üstünde. Yani gösterdiğim yer neresi? K1M'nin 14'ünden çıkmışız. Öbür uç üstü olduğu için kontaktörlerin etrafını dolaşmışız.
Yine K2M'nin 22'si aşağıda, yön olarak aşağıda. Bunun gideceği bağlantının yapılacağı diğer uç K1M'nin A1'i de üstte. Nereden çıkmışız? K2M'nin 22'sinden çıkmışız. Kontaktörlerin etrafında dolaşıp K1M'nin A1'ine girmişiz. K1M'nin 14'ü kontaktörün aşağı kısmında. K2M'nin kapalı olan 21-22'nin altta olan ucu ne? 22. K1M'nin 14 altta olan ucundan çıkıp K2M'nin altta olan 22 nolu ucuna giriyorum. Bu bağlantıyı da gösterelim. Neydi? K1M'nin 14'ünden çıkıyorum. K2M'nin 22'sine giriyorum. Elektriksel olarak bir fark var mıdır? Elektriksel olarak bir fark yoktur. Çünkü normalde kapalı olan kontak 21-22'lerin yerlerini değiştirseniz de, yani isimlerini değiştirseniz de aynı kontaktır, aynı çalışma prensibini gösterecektir. Ama dikkat edecek olursanız burada kontaktörlerin etrafını dolaşmadığı için kablo daha sade bir görüntü elde ediyoruz. Dikkat edecek olursanız iki bağlantı arasında kablolamada bir fark olduğunu görürsünüz. Kablo boyu kestirmede bağlantıda kısadır, sıralı bağlantıda uzundur. Montaj süresi kestirme bağlantıda kabloları etrafından dolaştırmadığımız için kısadır. Sıralı bağlantıda ise bu biraz daha uzundur. Demin de dediğim gibi burada iki tane kontaktör görüyorsunuz ama bu kontaktör sayısı fazla olduğu zaman kablo boyları daha fazla uzayacaktır. Daha fazla kablo kanalı içerisinden geçireceğimizden dolayı kablo kanalındaki kablo sayısı artacaktır. Yine burada kestirme bağlantıda projelendirme zordur çünkü projeyi yapan kişinin her zaman hangi kontaktörün neresinde, altında mı üstünde mi olduğunu devamlı zihninde tutması gerekir. Bir başka durumda kontaktörler burada yan yana olabilir. Şekilde yan yana gösterilmiş olabilir ama bunlar alt alta da alınabilir sıra olarak. Bunlar alt alta da alınmış olabilir. K1M'nin altında K2 alınmış olabilir. Burada işler değişir. Bunların demin de dediğim gibi projeyi yapacak kişinin tekrar tekrar zihninde dolaştırması gereken bilgilerdir. Ama sıralı bağlantıda her zaman büyük numaradan çıkıp bir sonraki gideceği kontağın küçük numarasına gireceği için projelendirmesi daha kolaydır. Arıza takibi kestirme bağlantıda zordur. Sıralı bağlantıda kolaydır. Niye? Çünkü ben bilirim ki 21 bu kontağın girişi, 22 bu kontağın çıkışıdır ve çıkıştan nereye gideceğini tecrübeli bir bakımcı tahmin edebilir ama buradan 22'den çıktığı zaman diğer kontaktörün 13'üne gitmesi gereken kontak 14'üne girmiştir. Burada da elinizde proje olmadan arıza takibini yapmanız daha zordur. Şimdi en büyük sıkıntı burada kestirme bağlantıyla sıralı bağlantıda en büyük sıkıntı kestirme bağlantıda olay güvensizdir. Sıralı bağlantıda çalışma daha güvenlidir. Bunu niye söylüyorum? Örneğin bu kontaktör enerjisi yokken ben bilirim ki 13 nolu kontağa faz geliyorsa, enerji yoksa 14 nolu kontakta kontaktör çekmemişse yani enerjilenmemişse 14 nolu kontakta enerji yoktur. Ama sıralı bağlantıda dikkat edecek olursanız enerji aşağı kontağa da bir yerden taşınmış gelmiş olabilir. Bu nedenle siz 14 nolu uçta enerjinin 13'te kaldığını düşünüp 14 nolu uçta enerji yoktur diye kontaktör çekmediği zaman düşünürken bağlantı başka yerlerden geldiği için 14 nolu klemenste o an enerji olabilir. Kontaktör çekmemiş olsa dahi ve bu size iş güvenliği açısından sıkıntı oluşturabilir. Şimdi ben bazı büyük şirketlerin pano bağlantı projelerinde kestirme bağlantının yapıldığını gördüm. Ama demin saydığım özellikle güvenlik açısından sıkıntı nedeniyle ben tercihimi kestirme bağlantıdan yana kullanmam. Sıralı bağlantı her ne kadar kablo maliyetini, kablo uzunluğunu, işçiliğini arttırsa da her şeyden önemlisi iş güvenliğinde çalışanın can emniyeti açısından daha güvenli olduğu için tercih edilmesi gereken bağlantıdır. Bu videoda size kumanda projelerinin gerçek hayata nasıl uygulandığına dair
kısa kısa bazı bilgiler vermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuşumdur. Bu konularla ilgili dokümanları internet sitemizden Command.org'dan temin edebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.